Kararsın battı, yıkılsın tahtı. Yalvardım, yakardım, yol bulamadım. Ah olmasaydın kara yazın. Evirdim, çevirdim, yaranamadım. Ey yandı halim. Ocağın söndü, nasıl beladır? Bırakıp gitti, bu ne devrandı? Dünya gözümde kerbeladır. Allah'tan bulasan. Ocağım söndü, nasıl beladır? Bırakıp gitti, bu ne devrandı? Dünya gözümde kerbeladır. Allah'tan bulasan. Nemrut'un kızı yandırdı bizi, çarptı sillesini felek misali. Sil yazımızı, kurtar bizi. Çarptı sillesini felek misali. Mevlam gör bizi. Ocağın söndü, nasıl beladır? Bırakıp gitti, bu ne devrandı? Dünya gözümde kerbeladır. Allah'tan bulasan. Ocağın söndü, nasıl beladır? Bırakıp gitti, bu ne devrandı? Dünya gözümde kerbeladır. Allah'tan bulasan. Her tarihi şehir gibi şanlı Urfa hakkında da birçok efsaneler mevcuttur. Yaşayan halka göre bunlar tarih kadar doğrudur. Ayrıca bölgede yaşadığına inanılan peygamberlerin hayatları birçok efsanelere konu olmuştur. Efsanelere göre Adem ile Havva'nın yeryüzüne ayak bastıkları ilk toprak Harran Ovası'dır. İlk çift burada sürülmüş, İbrahim peygamber burada doğmuş, putları kırmış ve ateşe atılmıştır. Eyüp peygamber hastalığına burada sabır göstermiş ve vefat edince bu topraklara gömülmüştür. Hazreti İsa'nın kutsal mendili burada muhafaza edilmiştir. Hazreti Davut burada yaşamış, Hazreti Şuayb Şanlıurfa yakınındaki Şuayb şehrini kurmuştur. Hazreti Musa ise Somatar şehrinde yaşamıştır. Bunlardan dolayı Şanlıurfa'ya Peygamberler Şehri denmiştir. Aynı zamanda efsaneler şehridir. Ben bu efsanelerden birini anlatacağım sizlere.
en çok bilinenlerden birini. Halilurrahman ve Ayn Zeliha Gölü efsanesi. Nemrut, zulmü ile çevresine korku ve dehşet saçan bir hükümdarmış. Bir gece gördüğü rüyayı yorumlatır. Doğacak çocuklardan birinin kendisini öldüreceğini öğrenir. Hemen o yıl doğacak bütün çocukların öldürülmesini emreder. Nemrut'un askerleri emri uygulamaya başlar. İbrahim peygamberin annesi Sara kaçarak bir mağaraya gizlenir. Çocuğunu bu mağarada doğurur ve çocuğunu burada bırakıp evine döner. Çocuğu bir dişi ceylan emzirir. Aradan zaman geçer, askerler İbrahim'i mağarada bulurlar. Nemrut'un huzuruna getirirler. Hiç çocuğu olmayan Nemrut ondan hoşlanır ve İbrahim'i yanına alıp büyütür. Nemrut'un zulmünü, haksızlığını ve putlara tapışını, halkın da putlara tapmaya zorlanılışını gören İbrahim, insanların kendi elleriyle yaptıkları bu putların Tanrı olamayacağını söyler. Halka bu düşüncesini anlatır. Halk korkudan ağzını açamaz. Bir tören günü, herkesin törene gittiği bir zamanda İbrahim sarayın putlar bölümüne girer. Bir balta ile bütün putları parçalar. Baltayı da en büyük putun üstüne bırakır. Törenden dönenler endişeye kapılıp Nemrut'a haber verirler. Görevliler Hazreti İbrahim'e kızdıklarından bunu onun yapabileceğini öne sürerler. Hazreti İbrahim yargılanır, kendisine sorular sorulur ve cevabı, "Görüyorsunuz ya, işte balta büyük putun ellerinde. Herhalde bu işi o yapmıştır," der. Öfkelenen Nemrut, bir taş parçası baltayı eline alıp bu işi nasıl yapar diye haykırınca, Hazreti İbrahim, "İşte benim anlatmak istediğim de budur. Siz kendi ellerinizle yaptığınız bu taş parçalarından medet umuyor, sizi kötülüklerden korumasını bekliyorsunuz. Tanrı diye ona tapıyor, adak adıyor, başınız daralınca ona koşuyorsunuz. Bu gerçekten Tanrı ise neden böyle bir işi yapamaz?" deyince şaşkınlık geçiren Nemrut, İbrahim'in ateşe atılarak cezalandırılmasını emreder. Her taraftan toplanan odunlar, bugünkü Halilurrahman Gölü'nün bulunduğu yere yığılır, ateş yakılır ve bugünkü kalenin bulunduğu tepenin üzerinden İbrahim aleyhisselam mancınıkla ateşe fırlatılır. Nemrut'un kızı Zeliha, yalvarmasına rağmen babasının yüreği yumuşamaz. İbrahim aleyhisselam ateşe düştüğünde burası bir göl ve gül bahçesine dönüşür. Yakılan odunlar ise balık olur. Bu göle daha sonra Halilurrahman Gölü adı verilir. Hazreti İbrahim'in ardından kendisini ateşe atan Nemrut'un kızı Zeliha'nın düştüğü yere bugünkü Ayn Zeliha Gölü adı verilir. Halkın inanışına göre bu göller ve içindeki balıklar kutsal sayılmaktadır. Bu balıklara dokunanların başına bela geleceğine inanılır.